Bir sonraki karşılaşmamız Kasımpaşa'ya karşı. Laf uzatmıyoruz, başlıyoruz. İnşallah rahat bir galibiyet alırız. Son 3 maçtır 1-0 geriye düşüyoruz. Bir şekilde geri dönmeye çalışıyoruz. Hatay maçı hariç. Acaba bu maçta mesela kendi pozisyonumu korusam sürekli, nasıl bir skor alırız ya, onu düşünüyorum da. Muhammed Gümüşkaya, abi önüme çıkarsın sandım. Niye çıkmıyor önüme ya? Çıldıracağım ya. Ortaya vurdu yine ya. Ben mi yanlış gördüm? Ortaya vurmadı mı? Şuna bakın ya. Vallahi sinir olmama geldi değil. Yemin ederim köşeye vursa da gol yesek anlayacağım ya. 4 maçtır 1-0 geriye düşüyoruz ya. Aldık topu, aldık topu. Pasımı oynayacağım. Bir türlü göremedim ki oynayayım. Top aldı mı? O mu aldı? Ne oldu? Bir türlü anlayamadım onu. Bana niye geri oynuyorsun? Senden sanki top isteyen oldu. Orada istediydim işte. Orada istediydim. Yine anlaşmazlıklar var. Her maçta olduğu gibi. Şimdi aldım topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed topu saklıyor. Pasımı oynayacağım. Pasımı oynadım. Ne oldu orada lan? Ne yapıyorsunuz lan? Haydi Valencia, Berisha, şimdi Rossi, tekrar Valencia, pasını oyna, Berisha, vurun artık şu topa ya. Oha! Şut kaleci! Top bir an dönümde kaldı. Benim için bir şans topuydu ama maalesef değerlendiremedik. Niye bu kadar uzaktayız ya? Aldım şimdi. Muhammed Gümüşkaya'dan güzel bir şut. Korner. Sol ayağına denk getirmeye baktım orada. O yüzden sağ kanada doğru gittim. Sağa doğru daha doğrusu. Pasını oyna. Çok iyi. Çok iyi. Sana oynayacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bu be. İşte bu. 1-1. Orada onu görmek de bir başarı ya. Gerçekten. Yani oradaki onu kim o? Rossi'ye de oynayabilirdim. Valencia'yı gördüm. Onu oynamak istedim. Onu oynadım. Çok da güzel gitti. O da sağ olsun güzel bir şutla topu ağlara gönderip bize de asisti kazandırdı. Ulan ne uzun bir cümle oldu be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Sıkıntı yok. Çikolata yok. Çikolata yok. Ha geldi aklıma. Çikolata? Çikolata yok sana, çikolata yok, çikolata yok, çikolata yok, gerzek. Aa, çikolata yok sana, çikolata yok, gerzek. Ha 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 ha. Gerzek, gerzek, çikolata yok. Offside'dasın. Güzel, güzel, güzel. Önüme bırak. Nine ya. Önüme bırak can abi, önüme bırak can. Benim koşu yoluma bırakacaksın. Ondan ben söyleyeyim, ondan ben söyleyeyim. Bir çalım deneyelim. Aynen ya. Hoca faul. Aa nasıl faul yok? Ya abi vallahi yine sakatladılar bizi ya. Daha ilk yarı bitmedi lan. Daha ilk yarı bitmedi ya. Şuna bakın vallahi gittik. Yemin ederim bu sefer gittik ha. Bu sefer gittik. Bu sefer gittik abi. Çüş. Nasıl kalktı lan ya? Numaracı seni. Seni girdim numaracı seni. Oyundan çıktık mı? Çıkıyoruz değil mi? Aynen çıktık. Neyse simül edelim o zaman. Oynamayalım. Acaba ne yaptık? 1-1. Ah, neyse. Devam edelim. Bakalım ne kadar süreli sakatız. Oh! ...211 gün mü? ...211 gün mü?
211 gün. Yemin ederim ne kadar bir süre acayip merak ettim, bakacağım. 211 gün tam 30 hafta yapıyor. 30 hafta. 7 ay. 6.9 ay yazıyor burada. Tam 7 ay yapıyor. Sezonun sonunda anca iyileşeceğiz. Bu çok kötü oldu ya. Vallahi bu çok kötü oldu. Aha yazıyor bakın. Gümüşkaya, Fedzi, Monat, Ağız. 7 ay yokuz. Allah ağzımızı ettiler. Yemin ederim. Ettiler yani. Ne yapacağız şimdi? Yani sakatken antrenmana da gidemiyoruz. Of of. Çok kötü sakatlandık ya. Çok kötü sakatlandık. Yani böyle tek tek simüle de edilmez. Ligde bir sonraki maçımız da Trabzon'a karşıymış. Tek tek simüle mi etsek? Of ya. Abi resmen. Neyse bunu simüle edelim. Hızlı simüle edelim. 1-0. Oo, ben yeniliriz sandım. Galip gelmişiz. Güzel. Avrupa Ligi. Abi inşallah gruplardan çıkabiliriz. Ki çıksak bile bir sonraki turlarda oynayamayacağımız için çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Bu maçları, bu önemli maçları simüle edeceğim arkadaşlar. Hızlı simüle edeceğim yani. Olympiakos maçı. Bakalım ne yapıyoruz. 4-2 mağlup olduk. Bu arada böylelikle de sezonun ilk mağlubiyetini almış olduk. Yani o da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kötü oldu ya. Vallahi acayip üzüldüm. Şuraya geçelim. Buradan hızlı simüle edeceğiz. Olympiakos maçına doğru simüle edelim bakalım. Alanya maçı 3-2. Konya maçı ne oldu bilmiyorum. Bir bakalım. 3-0 kazanıyoruz. Olympiakos maçına hemen şöyle bir bakalım. Hızlı simüle et diyelim. 1-1 oynuyoruz. Kim atmış bizden golü? Berisha atmış. Onlarda da 79. dakikada Sokrates'ti galiba. O atmış. Bir sonraki karşılaşmaya doğru simüle edelim. Kayseri'de Kayseri'yi 2-1 mağlup ediyoruz. Antwerp maçına geliyoruz şimdi. Belçika'ya gidiyoruz. Galatasaray'a karşı 3-1 mağlup olduk. Deplasman'da ki yakında siz bu videoyu izlediğinizde maç oynanmış olur mu bilmiyorum ama yakında Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Daha doğrusu Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe deplasmana gidecek. Büyük ihtimal aynı sonuç gelir yani. Neyse simüle edelim. 2-0 galiba ayrılıyoruz. Golü kim attı? Hızlı geçtim. Pelkas atmıştı. Bir de galiba Mesut veya Sinan Gümüş müydü? Bilmiyorum. Neyse devam. Olympiakos maçına doğru simüle edelim. Göztepe'ye 1-0 mağlup olduk. Rize'ye karşı 1-1 oynadık. Ve Olympiakos'a karşı, pardon, Frankfurt'a karşı iç saha mücadelesine giriyoruz şimdi. Bakalım ne yapacağız? 4-2 mağlup olduk yine. Acaba grupta ne durumdayız onu merak ediyorum şu anda. 2 mağlubiyet, 4 galibiyet olması lazım. Bir de Beşiktaş maçını simüle edelim. Antep'e karşı, Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı 2-1'lik galibiyetle ayrıldık. Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de bakalım ne yapıyoruz. 2-1 galip ayrılıyoruz. Valencia'mız sağ olsun son dakikada kurtarmış bizi. Bu 7 ayı böyle simüle mi edeceğiz şimdi ya? Ulan Rebuild'den ne farkı oldu şimdi? 9! Gerçekten mi? Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Galatasaray ile eşleşmişiz. Çok erken bir final. Abi erkenden veda edeceğiz ya. Yapma bunu ya. Fatih Karagümrük'e karşı 2-0'lık galibiyet. Yeni Malatya'ya karşı 4-2'lik galibiyet. Adana Demirspor'a karşı 2-0'lık galibiyet ve Galatasaray kupa maçına geldik. İç sahada oynayacağız. Haydi bismillah. Haydi. 1-1 oynuyoruz. Tamamdır abi, elendik. %99.99 elendik yani. Çünkü Galatasaray deplasmanda, yani biz deplasmandayken yenecek bizi. Bu maçtan mutlaka galip ayrılmamız lazımdı. Olmadı. Antalya'ya karşı 1-1. Altay'a karşı 1-0. Sivas'a karşı 4-1. Ve tekrardan Galatasaray mücadelesine geldik. 1-0 olsun bizim olsun. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ve tam da tahmin ettiğim gibi 3-1'lik skorla eleniyoruz. O kim lan? Bebu kim lan? Yeni transfer galiba. Ha bu arada acaba, ama bizi sakat yendi, kim alır ya bilmiyorum ki. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan da gitmek istemem. Ligde ne alemdeyiz.
Avrupa Ligi'nde ne alemdeyiz? Bir oralara bir göz atalım. Ligde güzel, en yakın rakibimiz Galatasaray'a 6 puan fark atmışız. Onun dışında Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmışız. Çok iyi. Gruptan çıkmışız 10 puanla. Kiminle eşleşmişiz? Ben görmüyor muyum yoksa eşleşme olmadı mı daha? Bu ne? Neyse, çıkar şeyi ortaya da anlayamadım. Devam edelim. Trabzon maçına kadar simüle edelim bakalım. Başakşehir maçında bakalım nasıl bir sonuç alacağız. 1-1 oynuyoruz. 2-2 oynuyoruz. 4-1 galip ayrılıyoruz Hatay'a karşı iç sahada. Kasımpaşa maçı ne oldu göremedik. Sevilla ile eşleşmişiz. Görünce bir an konuşamadım. Kasımpaşa'ya karşı 2-0 kazanmışız. Trabzon'a karşı bakalım ne yapacağız. Deplasman'da 1-0 galip gelmiştik. Onlar da 2-1 galip geliyor. İkili averajda üstünlükleri yok. Yok. Yeni kurala göre üstünlükleri yok. Şimdi Sevilla'ya karşı iç saha karşılaşmasında bakalım ne yapacağız. Keşke elimden bir şey gelse. 3-2'lik bir mağlubiyet alıyoruz. Attığımız o gol, yani o son dakikada attığımız gol inşallah bize artı olarak geri döner. Abi çok güzel hedeflerin, hayallerin oluyor. Geliyor sonra böyle bir sakatlıkla, takım da yani kendisi bir şey yapamıyor. 3-0. Bakalım inşallah iç sahada 1-0 olsun, bizim olsun desem yetiyor mu? Bilmiyorum açıkçası. Yetiyor mu bilmiyorum. Buraya kadarmış arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok. Sezon bitti benim için. Yani bir tek lig kaldı. Kupadan da elendik Galatasaray sağ olsun. Konya ile 3-3 beraber oynadık. Kayseri'ye karşı 2-1 mağlup oluyoruz. Ve Galatasaray'a karşı bakalım bu sezon ilk galibiyetimizi alabileceğiz mi? Ya sabır. Galatasaray'ı bu sezon yenemedik abi. Beşiktaş maçına doğru simüle edelim. Göztepe mücadelesi abi, resmen simüle ediyoruz. Bakın bildiğiniz simüle ediyoruz. Canım sıkılıyor böyle. Yani o 7 ayı full geçeceğim ben galiba. Hiç önemli değil benim için skorlar. Zaten elimden bir şey de gelmiyor. Bakalım Beşiktaş deplasmanında da maalesef mağlup oluyoruz. Ligdeki durumumuza bakalım. Bir tek elimizde lig kaldı çünkü. Oo, 1 puanla liderliği Galatasaray'a kaptırmışız ve son 2 hafta. Benim sakatlığım ne ara bitti lan? Yeni bitti galiba değil mi? İnşallah yeni bitmiştir, yoksa sezon güme gitti diye çok üzülürüm. Belçika'dan teklif var ama ben kabul etmiyorum. Etmek istemiyorum. Şimdilik idare edelim. Aynen, bakın yeni bitmiş daha şeyimiz. Sakatlığımız yeni geçmiş. Tamam, ben de acaba dedim hani çok mu kaçırdım şeyi dedim hani maçı düzelmeme rağmen, ama değilmiş. Muhammed Gümüşkaya olarak 79. dakikada karşılaşmaya giriyoruz. Uzun bir sakatlık döneminden sonra ilk defa sahada olacağız. Son 2 maç yanlış bilmiyorsam, veya son maç mı? Yani bizim mutlaka galip gelmemiz lazım. Ondan %100 eminim. Orta geldi şimdi. Haydi. Maalesef Novak dışarıya vurdu. Pozisyonumuz. Oh be. Ulan forvet aldı bize en sonunda ya. En sonunda abi. Geç kalınmış bir karar. Sezon bitti. Önüme bırak. Önüne bırakacağım. Çok iyi. Haydi at onu. Ne olur at onu. Oha. Nasıl kurtardı? Gerçekten harika pozisyondu ama çok iyi kurtardı kaleci. Yerden oyna. Şutumu çekeceğim. Golle geri dönüyorduk neredeyse. Bir kez daha istiyorum topu.
Bu sefer az farkla top dışarıya çıktı. Hoca bizi forvetin sahana aldı. Hoca da karar veremiyor bir türlü nerede oynatacağını. Bir karar verdi, biz de ona göre oynayalım. Çok güzel bir plase. Direkten galiba dışarıya çıktı. Mutlaka golü bulmamız lazım. Keşke oradan şut çekmeseydim, biraz daha yakına gitseydim. Mutlaka golü bulmamız lazım. Topu istemedim, vallahi istemedim. Abi şu an belki de şampiyonluk gidiyor. Bilemeyiz. Ama mutlaka kazanmamız lazım. Ondan %100 eminim. Korner mi? Korner galiba. Önüme bırak, önüme bırak. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. İçim cız etti, içim. Çok güzel pozisyondu ya. Çok güzel pozisyondu. Vurana vurana. Yapma be, yapma be. Son dakikaya yapma be. Abi, abi gelin lütfen gelin. Belki de bir golle şampiyonluğu kaçıracağız burada. Lütfen. Caner Erkin'den top kaptık. İlla top istemem mi lazım? Oyna işte. Caner Erkin araya girdi. Bir şekilde aldık topu ve penaltı mı? Penaltı, Allah'ım lütfen kaçırmayalım. Bu sezon çok fazla penaltı kaçırdık. Lütfen kaçırmayalım ya. Berisha, Berisha ne olur at bunu Berisha. Ne olur at bunu Berisha. Ne olur at bunu. Ne olur at bunu. İşte bu. 2-1. İnşallah bu şampiyonluk golüdür. İnşallah şampiyonluk golüdür. Allah'ım sen bilsin. İnşallah şampiyonluk golüdür. Galatasaray'ın maçta aldığı skor, alacağı skor daha doğrusu bizim için çok önemli. Eğer Galatasaray takılır da biz kazanırsak şampiyonluk çok yakın, hatta şampiyon olabiliriz yani. Bilmiyorum. Haydi karşılaşma bitmek üzere. Hadi 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 ya. Bir gol daha bulabilseydik güzel olacaktı bizim için. Yerden oyna lütfen, yerden oyna. Oynamadı. 3-1. Son dakikalarda geri döndük resmen. Son dakikalarda geri döndük. İnşallah Galatasaray'a takılmıştır. İnşallah Galatasaray takılmıştır. Çok güzel bir gol. İnşallah hakemin bu düdüğü bize şampiyonluğu getirir. Bekleyip göreceğiz. Şu an ben hariç herkes biliyor galiba skoru. Galatasaray maçının yani. Kutlama falan yok. Galatasaray kazanmış da olabilir. Galatasaray 1-1 oynamış. Liderliği geri aldık. Değil mi? Liderliği geri aldık diye biliyorum. Kaç maçımız kaldı? Bir maçımız daha kaldı arkadaşlar. Son bir karşılaşma daha. Son bir şarkı daha. Son bir şarkı daha. Bir karşılaşma daha kazandığımız takdirde Fenerbahçe formasıyla ilk şampiyonluğumuza ulaşmış olacağız. İnşallah. İnşallah abi, inşallah.
11 maç, 15 gol, 10 asist. Gayet güzel. Karagümrük'ten teklif var ama ben hayır istemiyorum. Çünkü eğer olur da şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu şansı tepemem. Yeni Malatyaspor'a karşı ligin son karşılaşmasına çıkacağız. İnşallah galip geldiğimiz takdirde şampiyonluğa ulaşacağız. 2-0 öndeyiz. 2-0 öndeyiz. Skoru koruyalım. İnşallah şampiyonuz. Haydi bakalım. Şampiyonluk mücadelesine çıkıyoruz. Fenerbahçe formasıyla inşallah ilk şampiyonluğumuza ulaşacağız bu karşılaşmada. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim pozisyonum orta sahada bir yerlerde. Orta sahanın sağında bir yerde. Yani hoca şu an beni o kadar çok fazla yerde oynattı ki. Berkay, Serdar Dursun. Top tekrar bende. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya'dan plase, direkten döndü. Of of, direkten döndü. Giriyor oyuna. Tamam, sakin sakin. Offside galiba. Evet, offside. Abi gol olsa harika gol olacaktı. Bu karşılaşmada, yani bu denli önemli bir karşılaşmada çok güzel bir gol de bizim adımıza da çok anlamlı olacaktı. Sadık Çiftpınar pasını oynadı. Şimdi Maxma'ya, top bana geldi. Serdar Dursun, tekrar Muhammed Gümüşkaya. Aldık topu, aldık topu. Kaleye baktım. Sol ayakla çok güzel bir şut. İkinci deneme ve gol. İşte bu şampiyonluk mücadelesinde bir golle bizim de katkımız var. İnşallah şampiyonla ulaşacağız, şampiyon olacağız arkadaşlar. İnşallah. 7 aylık bir sakatlığın ardından o kadar fazla maç kaçırdık ki, yani o 7 ay süresince. Kupa gitti, Avrupa Ligi gitti ama inşallah ligi kazanacağız. Şu an için son düdüğün çalmasını bekliyoruz. İnşallah son düdükle birlikte şampiyonluk kutlamalarına başlıyoruz. Kırmızı kart görmeyelim, sağdan çıkmayalım da şampiyonluk posterinde biz de olalım abi. Sakin. Uf, şansıma top kaleye gidiyordu. Yani neredeyse giriyordu. Ben sol ayakla vurmak istedim. O sağ ayakla vurdu. O biraz yanılttı beni. Ah, neyse. Yerden oynar mısınız? Sakin, sakin. Bilerek deniyorum. Zaten şampiyon olacağız inşallah. Ama şansımı deniyorum arkadaşlar. Kızmayın. Ne biçim oynayın diye kızmayın. Topu isteyeceğim tekrar. Ama oynamaz bana. Hayatta oynamaz. Oynar mısın? Sol ayak. Sol ayak. Yine direk. Yine direk. Of of. Dakika 88. Karşılaşma bitmek üzere. Önüme bırak. Lütfen. Top girdi sandım, bir an girmemiş, abidik gubidik olaylar yaşadık. Adam şut bile çekemedi orada. Karşılaşma bitmek üzere. Şampiyonluğa ulaşacağız inşallah Malatya'da. Biz de Fenerbahçe formamızda ilk şampiyonluğa ulaşacağız. Bizim o. Sadık Çiftpınar'a bir çalım. Bir çalım daha mı? Olmadı. Dakika 90. Hoca bitir artık. Hoca bitir. Kutlamak istiyoruz bu şampiyonluğu. Bu şampiyonluğu doyasıya kutlamak istiyoruz. Hocanın son düdüğünü bekliyoruz artık. Ve sezon sona eriyor. Şampiyon Fenerbahçe.
şampiyonluğa ulaşıyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. Çok zor bir sezondu. Yani biz çok fazla maça çıkamadık ama gerçekten çok zor bir sezondu. Böyle bir sezonun sonunda yani ligi zirvede bitirmek müthiş bir olay. Gerçekten müthiş bir olay. İşte kupa töreni. Nereyi gösteriyorsun? Hah, neyse geldik yine. Haydi bakalım biz de var mıyız? Göremedim ama varızdır inşallah. Aha gördüm şimdi. Kupa Pelkas'ın elinde ve şampiyon Fenerbahçe. Bir Fenerbahçeli olarak tabii ki gerçek hayatta da inşallah bu sezonu şampiyon tamamlarız diyorum ama maalesef şu an için öyle gözükmüyor. Ama biz oyuna odaklanalım. İlk sezonumuzda Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşıyoruz ve bizim için şu an önemli olan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmamız. Eğer ki takımımız Fenerbahçe bizi satmaz veya kiralamazsa Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Büyük bir coşku var ya, büyük bir coşku var. Bu animasyonları falan çok seviyorum abi. Gerçekten çok seviyorum. Ve işte şampiyonluk posteri. Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe. Koca bir sezon. 7 ay. 7 ay boyunca top oynayamadık. Ama ligi şampiyon bitirmeyi başardık. İşte görüyorsunuz 1 puan farkla şampiyonluğa ulaşıyoruz. Şöyle ligdeki son duruma da bakalım. Kimler küme düşmüş, kim ne yapmış ne etmiş. Fenerbahçe 76 puanla şampiyon, Galatasaray 75 puanla ikinci, Trabzonspor 71 puanla üçüncü ve Avrupa Ligi'ne gidiyor. Gitmeye hak kazanıyor daha doğrusu. 65 puanla Medipol Başakşehir dördüncü, 57 puanla averajda Beşiktaş 5. olmuş. Çok kötü bir sezon geçirmiş Beşiktaş. 15 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet. Gerçekten kötü bayağı. Kayseri, Karagümrük, Alanya diye devam ediyor. Ve kimler küme düşmüş? Küme düşmüş diyelim. Maalesef ikinci ligimiz yok FIFA'da. Giresun, Yeni Malatya ve Altay. Küme düşen kulüpler. Yani küme düşen işte anlayın. Neyse biz şampiyon tamamladık. Şimdi siz merak ediyorsunuz tabi. UEFA Avrupa Ligi'ni kim kazandı? Finale bakalım. Leipzig ile Manchester United finale kalmışlar. Biraz daha simüle edip aslında bakabiliriz. Şampiyonlar Ligi finali ne alemde? Paris-Chelsea mücadelesi. Güzel. Bu turnuvalar bitince komple bir geçeriz arkadaşlar meraklısına. Sheffield United'dan... Fenerbahçe'nin kardeş takımından teklif geldi. Yani sırf Fenerbahçe'nin kardeş takımı diye kabul edebilirim normalde ama ne yalan söyleyeyim, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde bir sezon daha oynamak istiyorum. Yani Fenerbahçe ile bir sezon daha oynamak istiyorum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için. Bu da saçma bir cümle oldu ama siz anlayın beni. Devam diyelim. Feyenoord'dan transfer teklifi var arkadaşlar. Yok abi bak ben gerçekten Fenerbahçe'de oynamak istiyorum ya. Bir sezon daha burada oynamak istiyorum ben. Ve sezon sona eriyor arkadaşlar. Bu sezon 12 maça çıkıyoruz. 16 gol atıp 10 asistle tamamlıyoruz. Şimdilik fitiz ama yani 7 aylık bir sakatlık yaşamıştık. Sezonun büyük bir bölümünü maalesef kaçırdık. Ona rağmen ligi şampiyon bitirdik. Önemli olan da buydu. Gelin sezonu şimdi bitirelim artık. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. En son 71 overall'a sahiptik. Sezona başladığımızda ne kadardık? 66 mıydık? 7 miydik? 8 miydik? Onu hatırlayamıyorum tam olarak. Yani artı 3-4'lük bir gelişim kat ettik. O yönden iyiyiz. O yönden memnunum. Ve sadece bunu 10-12 maçta yaptık. Yani onu da belirtmek istiyorum.